Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kriyo parametrik ile nasıl sıfırdan bir teknik resim anteti oluşturabileceğimizi göstereceğim. İnternetteki videolara baktığımda bu konuyla ilgili çok genel videoların var olduğunu gördüm. Aslında genel olmalarının sebebi de şu: teknik resim anteti hazırlarken yalnızca antet çizgilerini oluşturmakla kalmıyoruz. Tablo oluşturuyoruz, parametreler çağırıyoruz. Yerine göre not elemanları eklememiz gerekiyor. Ve tüm bu saydığım elemanlarla ilgili bilgilere hakim olmak gerekiyor. Haliyle tüm bu elemanlarla ilgili bilgileri tek bir video içerisine sığdırmak zor olacağından genel bir antet hazırlama örneği üzerinden videolar hazırlanıp servis ediliyor. Eğer bu videoyu izlemeye başladıysanız başta belirteyim. Creo'ya yeni başladıysanız eğer video içeriğinde göstereceğim bazı yapılar size yabancı gelecektir. O yüzden tavsiyem öncelikle temel Creo bilgilerini edinmeniz yönünde olacaktır. Bunun için Creo TR kanalımızdaki yeni başlayanlar için Creo eğitimi video serisine göz atabilirsiniz. Zaten antet hazırlama işini genellikle yeni kullanıcılar veya tek bir kullanıcı gerçekleştirmez. Çünkü hazırlayacağınız antet artık çalıştığınız firmanın teknik arayüzü olacaktır. O antet üzerine hazırlanan resimler tesisin her yerinde elden ele gezecektir. Bu yüzden antet hazırlarken gerek görsel tasarımı gerekse de üzerinde yer alacak olan bilgileri iyi düşünmek, bu konu ile ilgili toplu kararlar vermek gerekir. Ama sizin bireysel olarak bir antete ihtiyacınız var ise bu video sizler için de yararlı olacaktır. Şimdi antet hazırlamaya başlamadan önce karşımıza iki yol çıkar. Birincisi, elimizde daha önce farklı programlarda kullandığımız, illaki Creo olması şart değil, bir antet dosyası mevcut mu? DWG veya DXF formatında olabilir. İkincisi ise en ufak bir çizgisine kadar her şeyle tamamen sıfırdan bir antet dosyası mı oluşturacağız? Eğer ilk seçenek sizin için geçerli ise işimiz biraz daha kolay olacaktır. Çünkü antet gridleri ile uğraşmamıza gerek kalmayacak. Yalnızca tablomuzu oluşturup çalışmaya başlayacağız. Grid dediğim yapı sayfanın şu kolon ve satırlarında gördüğünüz harf ve rakamlardan oluşan kenarlık yapısından bahsediyorum. İkincisinde ise işimiz biraz daha uzun, onu şimdiden söyleyeyim. Bu videoda her iki uygulamaya da değinmeye gayret edeceğim. Şimdi ilk seçeneğimizle başlayalım. Ancak oluşturmaya başlamadan önce şu an ekranda bir antet dosyası görüyorsunuz. Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Bu benim kendi çalışmalarımda kullanmakta olduğum bir antet dosyası. Şimdi ben bu antet dosyasını hazırlarken burada çok standartlara bağlı kalmadım. Yani şu grid yapısını, şu gridlerdeki boşlukları biraz kendi gözüme göre oluşturdum. Ama normalde arkadaşlar burada grid yapısından tutun da tablo genişliğinizin ne kadar olması veya tablonun içerisinde hangi bilgilerin yer alması gerektiğine kadar her şey bir standarda bağlı. Eğer ki internette arama yaparsanız işte Google'da mesela ISO Technical Drawing Layout Size diye veya benzer kelimelerle arama yaptırabilirsiniz. Karşınıza sonuçlar gelecektir. Bakın mesela bir A3 için antet yapısında kenar boşlukların ne kadar olması gerektiğini gösteren bir slayt geldi karşıma. Veya işte merkez çizgileri ne olacak? Tablonun içerisinde hangi bilgiler yer alacak gibi. Veya işte bu gridlerin uzunlukları, boşlukları ne kadar olacak, ölçüleri ne kadar olacak? Bunlarla ilgili bilgiler karşımıza gelecektir. Eğer ki standartlara bağlı bir yapı oluşturmak istiyorsanız, o zaman onları göz önünde bulundurmanız gerekecek, bir literatür araştırması yapmanız gerekecektir. Ben burada dediğim gibi herhangi bir standarda bağlı kalmadım. Tamamen kendi göz zevkime göre bu anteti dizayn ettim. Şimdi burada önemli olan bir yapı daha var. O da şu. Burada bir tablo hazırlıyoruz arkadaşlar. Aslında birden fazla tablo var şu anda burada. 3 adet tablom var. Şu an ana tablomu görüyorsunuz bakın. Bunlar Creo'nun standart tabloları arkadaşlar. Gelip şuradan oluşturup tablo içerisine işte bilgi yazdığımız Creo'nun standart tabloları. Fakat burada farklı bir yapı var. Onlar da şunlar bakın. Tasarımcı yazıyor. Tasarımcı değil farklılık. Başında and sembolü olması. Ve buna benzer bazı kelimelerin başında and sembolü var bakın. Control, today's date gibi, scale, bakın model name, PTC common name, DWG name gibi. Veya bakalım PTC Metal Name, ProMP MES gibi malzemenin buraya yazılması. Ne aslında bunlar arkadaşlar? O hemen önce onu söyleyeyim, detaya girmeden önce. Bunlar parametreler. Bunlardan bazıları User Defined, yani benim tanımlamış olduğum parametreler. Bazıları ise sistem parametreleri, yani hali hazırda Creo'nun içerisinde var olan parametreler.
Şimdi bunlar peki olmazsa olmaz mı? Yo, bunlar olmadan da olur ama bunların olması da benim işimi kolaylaştırır. Nasıl kolaylaştıracak peki işimi? Bakın hemen bir örnekle göstermek istiyorum. Bu antet açık dursun. Bir tane parça oluşturacağım. Test parçası diyelim ismine. Şöyle bir extrude'da hemen bir kabaca bir geometri oluşturalım. Malzemesi şu an zaten atanmış durumda stil olarak. Güncel ağırlığını hesaplattıracağım şuradan hızlıca. Tamam. Şimdi bakın bunu drawing'e aktaracağım. Test resmi diyelim bunun da ismini. Empty bit format antet göstereceğim için. Şimdi az önce açık olan antetimi seçiyorum buradan. Bakın soruyor bana şu anda. Resmi başlattım New Drawing'ten. SAP kodu 2021 olsun mesela. Tasarımcı. A Göksu. Kontrol. A Göksu. Başka bir şey sordu mu? Sormadı bakın. Ekrana yazılan bilgilere bakayım. Bakın SAP kodunu şuraya yazdırır. Çünkü orada başında end sembolü olan antet üzerinden bir daha gösteriyorum bakın. SAP kodu vardı. Tasarımcı ve kontrolü ise bu yüzeylere yazdırdı. Resmi tekrar dönüyorum şimdi. Bakın tasarımcı A Göksu girmiştim. İkisine de yazdırdı. Diğerlerini ise otomatik getirdi bakın. Neyi otomatik getirdi? Malzemeyi bakın. Ağırlığını. Resmimin ismi. Test parçası. Parçamın adı. Ha şimdi burada parça no girmedim ben. PTC Common Name'i yazdırıyor aslında oraya. Onu bakalım şöyle hemen düzeltebilir miyiz? Şuradan bir 10, 20, 30, 50 diyelim ismine bakalım. Şimdi resmime geri döneyim. Evet, PTC Common Name'i de buraya yazdırdı bakın. Dediğim gibi bunlar olmazsa da olur. Ne olur onlar olmazsa? Burası boş olur arkadaşlar. Ne yaparsınız? Siz her resmi oluşturduktan sonra bu bilgileri girmek için gelip tablonun o hücresine tıklarsınız. Sonra buraya bilgiyi tek tek yazmanız gerekir. Tamam ama uğraşmak istemiyorsanız Antet'i hazırlarken bu parametreleri Antet'e işlersiniz arkadaşlar. Bilgileriniz hazır olarak Antet'in üzerine gelir. Hatta şöyle şunu da eklemek istiyorum. Burada tasarımcı ve kontrol parametrelerini elle girdim ben resmi oluştururken. Bu bilgiler eğer ki benim oluşturduğum modelin üzerinde yer alsaydı o zaman onları da girmeme gerek kalmayacaktı. Bakın şöyle yapalım. Farklı bir parça daha oluşturayım. Buna da test parçası tire 2 diyeyim. Geometri oluşturmayacağım içerisine. Şart değil şu anda. Nedir burada? Modellerimizin bizim parametreleri var, değil mi? Geliyorum bakın bunun içerisine. SAP alt tire kodu diye bir string parametresi oluşturuyorum. Ne olsun? 90 90 90 olsun. Bir tane tasarımcı diye bir parametre oluşturacağım. Bir de kontrol vardı bakın. Onu bilerek oluşturmuyorum şu anda. Onu da oluşturabilirim. Ne oldu? Ben bu bilgileri artık bu PRT'nin içerisine işlemiş oldum. Ve ben bu parçanın resmini oluştururken şimdi bakın. Test resmi 2 diyorum buna da karışmaması için. Empty bit format. Gösteriyorum tekrar antet dosyamı. Okey dedim. Kontrolü sordu bakın yalnızca. Bakalım diğerlerini soracak mı? Hadi buna A Göksu demeyeyim. BBB diyeyim şöyle sadece. Bakın tasarımcı ve SAP kodunu sormadı. Ama yazdırdım yerine yazdırdı. Neden? Çünkü model üzerinde gördü arkadaşlar bilgiyi. Bu parametre yapısı önemli bakın. Eğer ki antet oluşturuyorsanız, bu işe kalkıştıysanız ve işinizi de birazcık kolaylaştırmak istiyorsanız, bu parametre yapısının nasıl çalıştığını iyi bilmeniz, bu konuya hakim olmanız gerekiyor arkadaşlar. Peki neden başına end sembolü koyduk? Creo içerisinde herhangi bir parametreyi çağırırken end sembolüyle çağırıyoruz arkadaşlar. Bakın mesela burada ben bu parçanın resmini hazırlıyorum ve bu parçanın içerisinde bazı parametreler var. Bakalım o parametreler nelerdi? Mesela company demiş. Modeled by var. PTC Material Name. SAP kod tasarımcı. Bakın ben bunları, bu parametreleri herhangi bir notta da çağırabilirim.
Şöyle bir not ekleyeyim bakın buraya. Mesela malzeme diye dümdüz yazıyorum buraya. İki nokta üst üste dedim. End sembolü koydum. Yani bir parametreye sesleneceğim şu anda. Neyi çağırıyorum? PTC Material Name'i getir diyorum bakın. Stil direkt olarak geldi. Tasarımcı. End sembolü koydum. Tasarımcı parametresini çağır. A Göksu. Bakın burada isimlere riayet etmeniz önemli. Şimdi siz diğer taraf model üzerinde tasarımcı diye tanımladıysanız parametreyi, burada tasarımı yapan diye bir şey yazdığınızda herhangi bir şey gelmez tabii ki de karşınıza. Tamam. Tasarımcı. Yani bu örnekler çoğaltılabilir. Mantık hep aynı şekilde işliyor. Bu yapıyı notlarda da tablolarda da kullanıyoruz ve özellikle antet oluştururken de bu yapı bizim çok işimize yarıyor. Peki sistem parametrelerini nerede göreceğiz? Şimdi burada DVG name veya işte model name gibi parametreler vardı. Yine bir notun içerisinde göstereyim. Bakın not oluştururken şu notun şu format sekmesi var ya. Insert field'ın altında göreceksiniz bakın. Drawing name. Bakın test resmi 2 getirdi buraya. Peki başka neler var burada? Drawing name var. Model name. Test parçası 2 değil mi? İşte başka antet üzerinde kullanabileceğim şeyler ne olabilir? İşte sheet number olabilir, total sheets olabilir, today's date olabilir gibi. Şimdi bunlar aslında bu kadar değil bu liste. Daha uzun. Daha uzun listeye arkadaşlar Creo'nun help bölümünden bakabilirsiniz. System parameters diye aratırsanız help'te karşınıza gelecektir. Oradan faydalanabilirsiniz. Şimdi konuya başlarken antet hazırlamak için iki yolumuz olduğunu söylemiştik. Birincisi elimizde DVG veya DXF formatında bir antet çizimi varsa bunu nasıl kullanabiliriz? İkincisi ise her şeyle sıfırdan antet dosyası yapmaktı. Şimdi ilk yolumuza bir bakalım. Şu antetimi ben kapatıyorum. New diyorum. Format oluşturacağız. FRM dosyası oluşturuyoruz çünkü. Ben şu an A3 boyutunda bir antet oluşturacağım. A3 antet diye ismini veriyorum. Şimdi kağıt boyutlarını seçebilirsiniz. İşte yatay mı olacak, dikey mi olacak? İşte Amerikan veya ISO kağıt ölçülerinde. Ben A3 hazırlayacağım şu anda. Okey dedim, bana A3 boyutlarında boş bir çerçeve verdi. Direkt olarak yapacağım işlem şu bakın. Import Drawing Data. Klik diyorum buna. Şurada benim DVG dosyam. Bunu çağıracağım. Çift klikle alıyorum. Okey diyorum. Antetim hazır olarak karşıma geliyor. Ha, şimdi burada biraz da bir düzenleme yapmam gerekecektir. Çünkü bir import export olayı giriyor işin içerisine. Bakın yazı fontları biraz değişti mesela. Tekstlerde biraz kayma söz konusu. Bunları hemen şöyle düzelteyim. Textile'dan şu bütün metinleri seçip bir yazı fontum bu değildi. Font değil, Vim fontu kullanacağım. Şöyle thickness'ını da kapatalım bunun. Okey dedim. Evet düzeldi bakın yazı fontum. Burada mesela tablo hücrelerinde kayma var. Biraz bunlara müdahale edebiliriz burada. Mesela şurayı şöyle silmem gerekecek. Çizim no. Gibi bu şekilde düzenlemeler gerçekleştirebilirsiniz. Şurada benim import ettiğim biraz daha dar. O yüzden bu çizgiler burada kaldı. Başka neye ihtiyaç olabilir burada? Mesela bakın hemen gözüme çarptı. Şurada olmayan çizgiler var. Oraya çizgi eklemem gerekecek. Şimdi bunun için buradaki sketch sekmesini kullanabiliriz arkadaşlar. Line oluşturacağım. Geliyorum line'a. Snapping referans kullanacağım. Yani line oluşturmak için bir yerlerden başka line'ları yakalasam iyi olacak. Mesela şunu kullanabilirim. Bir de 3 ve 4 arasındaydı galiba. Evet. Bir de şu çizgiyi kullanacağım snapping referans olarak. Şöyle buraya bir çizgi oluşturalım. Bir de şurayı oluşturalım. Şimdi trimleyeyim bunları. Bound'u kullanacağım. Yatay çizgi ve şunun şurasını seçelim. Aynı şekilde bu ve bunun burası. Hazır bakın. En fazla bu kadar işleminiz olabilir. Şimdi burada ben bu anteti Creo'dan DVG'ye export ettiğim için tablo yapısını da otomatik olarak algıladı bakın. Tablo yapım bozulmadı. Ama bazen işte AutoCAD'ten alındığında antet dosyası bu yapı tablo olarak değil de çizim olarak karşınıza gelebiliyor. Yani ne demek çizim? İşte
tablo yapısı şeklinde değil. Şöyle yapalım. Chain diyeyim buna. İşte şunun bir tablo hücresi olduğunu düşünelim. Şu tarz bir yapı. Bakın, bu tablo hücresi gibi davranmayacaktır. Bunun içine girip herhangi bir not yazamayız. İşte bu tablo şeklinde gelmezse, tablo yapısında gelmezse, o zaman bunların içerisine doldurabiliyor olmamız gerekiyor. Şimdi ben burada kendi izlediğim yöntemi söyleyeyim. Ben o çizgileri silip tabloyu sıfırdan oluşturuyorum. Çünkü tablo bana daha nizami bir kontrol sağlıyor. Ama diyelim ki size zor geldi. Tabloyu yeniden oluşturmak istemediniz. İşte çizgiler var elinizde. Hızlıca kullanmaya geçmek istiyorsunuz. O zaman da yapmanız gereken şey arkadaşlar, notlarla oluşturmak bunu. Ama o zaman ne olacaktır tabi? Mesela işte geldiniz buraya, bir tane not olarak yazdınız bunu. Yanına da yazdınız. Bunları birbirine hizalamak zor olacaktır. Dediğim gibi biraz nizamiyi kaybedersiniz. Ama dediğim gibi, eğer ki çizgiler varsa elinizde, gelip not ekleyerek de tablo içerisine, yapı içerisine doldurabilirsiniz. Yani tablo içerisine doldursunuz demeyeyim de, yapının içerisine doldurabilirsiniz. Burada en fazla yapacağımız işlemler bunlar olabilir arkadaşlar. Şu anda benim Antet dosyam hazır. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Direkt olarak bunu kaydedip kullanmaya başlayabilirim. Hemen bir test yapayım. Burada yaptıktan sonra test etmemiz önemli. Şu masa üstüme kaydedeyim A3 Antet diye. Bir tane parça. Test isminde bir parça. Parametre işlemeyeceğim içerisinde. Geometri de koymayacağım. Test resim diyeyim. Antet'i kullan diyorum. Şu masa üstümde şuraya kaydettim Antet'imi. Okey diyorum. SAP kodu. Parametrelerimi istiyor mu yani? Onu kontrol ediyorum benden çalışıyor mu diye. Ve işte karşıma düzgün geliyor mu diye. Evet, şu anda düzgün geliyor. Ufak tefek kaymalar var. Dediğim gibi biraz daha zaman ayırıp bunlar düzenlenebilir arkadaşlar. Şu anda hazır benim antetim. Şimdi bunları kapatalım ve ikinci yöntemimize geçelim. Elimizde hiçbir şey yoksa ve her şeyi sıfırdan hazırlayacaksak, o zaman ne yapacağız? Şimdi şöyle yapabilirsiniz. Az önce ben sketch sekmesini kullandım orada bir çizgi çekmek için. Sketch sekmesini kullanabilirsiniz ama oradan biraz zor oluyor. Çünkü o grid yapısında işte mesela 8 mm offset vermek istiyorsunuz. Sonra onu düzenlemeniz gerekiyor. Veya işte notları böyle tam yerine yerleştirmek istiyorsunuz. Biraz zor olabiliyor orada. Ben kendi izlediğim yöntemi anlatacağım. Siz uygularsınız veya uygulamazsınız. Hoşunuza gider veya gitmez. Benim kendi kolay bulduğum yöntemi, daha böyle düzgünce hazırlamak için kolay bulduğum yöntem, hızlıca demiyorum bakın, daha düzgünce hazırlamak için bulmuş olduğum bir yöntem, bunu uygulamasını göstereceğim size. Şimdi new diyorum tekrar, ama format demiyorum, part üzerinden oluşturacağım. Yani amacım önce o kenardaki grid yapılarını oluşturmak düzgün bir şekilde. Ne olsun, buna da A4'ten başlayacağım. A4 şablon diyeyim ismine. Tek düzlemde çalışacağım. Ön düzlemde. Geliyorum sketch'ten. Şu arka plan rengini bir değiştireyim. Şöyle yapalım. A4 oluşturduğum için 210'a 297'lik bir çerçeve oluşturuyorum. Şimdi boşluk bıraktıracağım. Direkt offset'i kullanıyorum burada. Loop yapacağım. Mesela 10 mm, biraz daha az olsun istiyorum ben. 8 mm olabilir. Evet, kenar boşluğumu oluşturdum bakın. İlk yapım hazır. Üst üste yapacağım bu yapıyı ben. Tekrar geliyorum sketch. Ön düzlemde. Şimdi şuna bir bakmamız gerekiyor. Burada ben gridleri oluşturacağım ama kaç tane satıra, kaç tane kolona ihtiyacım var? Bakın, normal ne kadarmış? 50 mm genişliği olması gerekiyor bunun. Hatta şurada var bakın, A4'te uzun taraf diyor. Yani dikeyde 6 adet elemanım olması gerekiyor. Yatayda ise 4 adet. Peki 210 ölçüyü ne kadar yapacağım şimdi? Bunu hesaplamamız gerekecek. 210 bölü 50 desem 4,2. Yani benim
4 boşluğu yerleştireceğim. Ya da direkt şöyle yapalım. 210 bölü zaten 4 olduğunu gördük tabloda. 52,5. O zaman ben şu kenardan ölçü alıp 52,5 milimetre buraya çizgi yerleştirirsem benim işimi görecek bakın. Uygulayayım. Geliyorum şuraya bir çizgi. 52,5. Okey diyorum. Bir sketch daha açacağım ön düzleme. Dikeyde kaçtı? 6 idi. Peki. 297 bölü 6. 49,5 yapmam gerekiyor ölçüyü. Geldim. 49,5. Şimdi pattern edeceğim bunları. Şu sketch bir pattern edeyim. Zaten ölçü aynı olacağı için dimension pattern yaptıracağım burada. 4 adet diyorum. Pardon. 3 çizgi olacak 4 boşluk için. 3 adet. Dikey kolonlarımda 49,5 ölçüne göre 5 adet çizgi olacak. Tamam. Çizgilerim hazır bakın. Ha şunu yapabiliriz. Sketch çizerken mesela aynı şekilde aşağıya da çizgi çekebilirdik. Hatta öyle yapalım. Daha pratik olsun. Yani mirror'la uğraşmayalım tekrar. Şurayı evet tamamlayalım. Aynı şekilde bu kısmı da tamamlayalım. Şimdi ben burada grid yapısını dört taraftan ayarlıyorum. Siz dediğim gibi standarda göre bakarsınız web ortamından bir standart bulursunuz. Ona göre hazırlarsanız işte 8 mm mi boşluk yapacaksınız 10 mm mi? Veya bazen işte şu oluyor işte sağda ve altta gösterilmiyor. Sadece sol ve üstte gösterilebiliyor veya altta gösterilmiyor. Sağ sol üstte gösterilebiliyor gibi. Onu siz kendiniz ayarlarsınız arkadaşlar. Şimdi bu grid kutucuklarının tam orta noktasında harf ve rakamların yer alması gerekiyor. Bunları oluşturalım. Yine ön düzlemde bir sketch açıyorum. Şuraya bir line oluşturalım. Şurayı referans alıyorum. Bunu construction çizgi haline getireceğim. Ve ortasına bir point yerleştireceğim bunun. Şuradaki point yani. Neden o point'ten yerleştirdiğimde gidip buradaki point'ten yerleştirmedim diye soracak olursanız bu datum grubundaki point arkadaşlar. Datum grubundaki point olması onun şöyle dışarıdan da görünebilir olmasını sağlar. Şimdi bunu bir pattern edelim. Referans pattern'ı uygulatmayacağım burada. Kör pattern yap diyeceğim. Sketch tanımlayacağım yine ön düzlemde. Şimdi burada curve'ü tanımlarken şöyle tanımlayabilirsiniz ama o zaman da buradaki ölçüyü belirtmeniz gerekecek. Yani nedir? 210'dan 52,5'u çıkartarak bunun uzunluğunu vermeniz gerekecek. Onun yerine şöyle yapıyorum ben. Direkt üst çizgiyi project olarak gösteriyorum. Yani 52,5 işte 4 tane yapma 4 eleman koymak yerine 5 eleman koydurtacağım ben üzerine. Yani şöyle 4 dediğimde bakın. Aslında şu çizgi az önce şu çizeceğim çizgiye göre yapmam gerekecekti. Ama ben üst çizgiyi project aldığımdan hiç uğraşmadan bunu 5 yap diyorum. Sağda bir tane fazla yapıyor. O önemli değil. Onu kullanmayacağım zaten. Aynı şeyi dikey elemanlar için de bakın. Geliyorum ön düzlemle. Şurayı project alalım. Project diyorum pardon. Referans alalım. Construction'a çevir dedim. Tam ortasına bir point yerleştir dedim. Okey. Bunu da bir pattern edelim. Kör pattern yapacağım. Ön düzlemde tanımlıyorum sketch'imi. Project alacağım. Dışarıdaki dikey elemanı. Start point'e dikkat edin. Şu an benim aşağıda start point'im. Onun yerini değiştireceğim. Start point burada olsun. Okey diyorum. Dikeyde de 6 adet olması gerekiyor. Tabii yine ben dış çizgiyi aldığım için 6 artı 1, 7 yapacağım bunu. Tekrar bakalım 4'e 6 mıydı? Evet bakın A4 boyutu için uzun tarafta 6, kısa tarafta 4 adet kutucuk gerekiyor bana. Şimdi aynı şeyi diğer tarafları da yapabilirsiniz veya mirror yaptırtabilirsiniz bunu. Hatta biz nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Yine sketch'in mirror'la çok yormayalım burayı. Alt tarafa da bir point oluşturup
Onun da üzerine bir point olsun. Tamam. Çizgiyi construction'a çevirmedim. Tamam diyorum. Buradaki sketch içerisinde yine bunu construction'a çevir diyorum. Point'ini yerleştiriyorum üzerime. Peki şimdi bu point'leri yerleştirdik. Bunlar bizim ne işimize yarayacak? Bunlar benim şu işime yarayacak. Yine ön düzlemde sketch'e girdim. Şimdi point'leri referans olarak kullanacağım. Şöyle hepsini kullanacağım için aslında hepsini seçtiriyorum. Bunlar, 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 bunlar. Aslında sağ ve alttakileri seçtirmesem olurdu şimdilik. Çok önemli değil. Text bakın. Sketch içerisinde burada. Geliyorum şimdi. Oradaki referansı kullanıp sağdan sola 1, 2, 3, 4 yazması gerekiyor burada. Yani burada aslında 4 yazması gerekiyor. Fontunu değiştirelim. Böyle bir fontta değil. Normal Creo'nun düz fontunda yazsın bunu. Hizalaması. Merkeze hizalasın. Ve middle'a hizalasın. Bitti. Şimdi bunun bir de yüksekliğini ayarlayalım. 800 yükseklik vermiştik. 4 çok ufak kalabilir. 5 milimetre yüksekliğinde yapalım bunu. Şimdi bakın. Bunu yaptıktan sonra kopyala yapıştır diyorum. Buraya. Bunun üzerine getir bırak bunu. Yapıştır. Taşı point 2'nin üzerine bırak. Yapıştır. Getir. Bunun üzerine bırak. Sonra gel bunları. Değiştirmem gerekecek bunlar değil mi? Bu 1 olacak. 2 olacak. Bu da 3 olacak. Bu satır hazır bakın. Hizalamalar doğru. Tamam. Şimdi dikeydekileri de yapacağım. Kopyalamaya devam edebilirim. Zaten kopyalamıştım. Yapıştırmaya devam edeceğim bakın. Yapıştır dedim. Ctrl V yapıyorum ben. Bunun üzerine bırak. Bunun üzerine bırak. Bunun üzerine devam ediyorum. Bunun üzerine. Tamam, en alta geldik sanırım, evet. Şimdi A yapalım bunu. E. C. Şimdi bunları yaptıktan sonra bütün bir yapıyı yine kopyalayacağım karşıya. C, D, E'ye mi geldik? E ve A, B, C, D, E, F. F'ye geldik. Evet. Bunlar da hazır şu anda. Şimdi bakın alta kopyalamak için. Direkt olarak şöyle yapıyorum. Seçiyorum buradakilerin hepsini dördünde. Kopyala dedim. Alt kısma yapıştır. Ha, şunun yerini değiştirmeniz gerekebilir. Şöyle yapacağım ben. Sağ tuşla tutuyorsunuz bunu. Dördün merkezine taşıyacağım. Getirdim. Onu da bu point'in üzerine bıraktırdım bakın. Okey. Satırlarımızı da kopyalayalım. Kopyala dedim. Yapıştır buraya. Yine yerini taşıyacağım bunun. Şöyle sağ tuşla tuttum onu. F'nin ortasına taşıyalım. O F'yi de şu point'in üzerine bırakalım. Evet, şu anda hazır. Okey diyelim bu skece. Şu pointleri bir gizleyelim. Evet, grid yapım şu anda hazır arkadaşlar. Şimdi bu şekilde eğer ki A3, A2, A1, A0 boyutları kullanacaksam bunları da hazırlamam gerekiyor arkadaşlar. Ha, şu yapılabilir. Mesela burada parametrik bir yapı yapılabilir. Biraz daha böyle üzerine düşünerek işte relation'larla parametrik bir yapıda yapılıp diğer formatlar kolayca elde edilebilir. Ama zaten bunu bir defa oluşturacağınız için aslında bu şablonları, yani parametrik yapıyı kurmaya harcayacağınız zamanla 3 ya da 4 tane grid'i oluşturmaya harcayacağınız zaman aşağı yukarı aynı süreye denk geliyor. O yüzden seçim size kalmış. Şimdi ben diğer boyutları oluşturmayacağım. Mantığı anladınız arkadaşlar. Sketch'ten hazırladık bunu. Peki şimdi ben bunu nasıl kullanacağım? Teknik resim
griti olarak, Antet griti olarak nasıl kullanacağım ben bunu? Tabloyu falan burada kesinlikle hazırlamıyorum. Amacım sadece şu grid yapısını elde etmekti. Sketch'te daha kolay olduğu için ben part üzerinde hazırlamayı tercih ettim. Şimdi yapacağım işlem şu. Drawing'e aktaracağım bunu. Şablon, yine A4 şablon diyeyim ismine. Boş bir drawing sayfasına aktaracağım. Dikey A4 boyutunda değil mi? Okey. Görünüşümü getir diyorum. General view. Nedir? Front görünüş olacak. Şimdi tam bunun alignment'ını da, pardon, orijinimin de şöyle bakalım, 0'a 0. Tamam, x'i şöyle yapalım. 210 bölü 2, 105. Y'si de 297 bölü 2. Apply diyorum. Şu an çerçevenin üzerine tam oturttum bakın. 0'a 0 olacak şekilde. Ölçek zaten 1 şu anda. Bundan sonra bunu, şimdi bu şekilde import alamam format dosyasının içerisine. Export edeceğim DVG'ye veya DXF, hangisini tercih ediyorsanız. A4 şablon. Okey. Bunu da kaydedebilirsiniz. Kenarda daha sonra ihtiyacınız olacağını düşünüyorsanız bu şablonu kaydedersiniz arkadaşlar. Ben şöyle bir kaydedeceğim şimdi bunu. Save backup deyip şablonlar dedik. PRT şablon diyeyim bunun ismine. İçerisine dursun. Kapatıyorum bu dosyaları. Kapattım bunu da. Şimdi export ettiğim o DVG'yi formatın içerisine çağıracağım şimdi. Şu an esas antetimi oluşturmaya başlıyorum bakın. A4 antet. Okey dedim. Tamam, boş olarak dikey A4. Okey. Import drawing data. Nereye kaydetmiştim? A4 şablon DVG bakın burada. Çift klikle aldım. Okey dedim. Direkt olarak geldi. Oturdu zaten sayfama. Şöyle bir çizgi rengini değiştireyim. Ne renk olsun bu çizgiler? Şöyle geometri renginde olsun. Mavi olacak şekilde. Bu aşamadan sonra yapacağım tek şey antete bilgilerimi işlemek. Tablolarımı oluşturup antete bilgilerimi işlemek arkadaşlar. Şöyle bir özetleme gerekirse yaptığımız işlemleri, nasıl elde ettik bu yapıyı? Öncelikle bir PRT dosyası oluşturduk. Şuraya kaydetmiştim. PRT dosyası oluşturduk. PRT'nin içerisinde sketch'lerden ve pattern özelliklerinden faydalanıp grid yapısını oluşturduk. Sonra bunu teknik resme aktardık. Şu resme aktarmıştık. Yani bir parçayı teknik resme aktardık aslında. Ve burada bu parçayı tam 0'a 0 oturtmak için View Display, pardon, Origin bölümündeki şu X ve Y ölçülerinden faydalandık. Niye 105'e 148,5 girdik? Çünkü 205'e 210'a 297 olduğu için kağıt ölçülerimiz yarısını aldım. Çünkü normalde sayfa orijinimiz tam sayfanın ortasındadır. Daha sonra da bunu buradan export içerisinden DVG'ye export ettik. Sonrasında da New Format seçeneğiyle oluşturacağımız antet dosyasının ismini verip, esas antet dosyamız çünkü aslında FRM dosyası oluşturmayı hedefliyoruz. FRM'in içerisine de DVG dosyasını import drawing datadan import aldık arkadaşlar. Sıra geldi antet tablosunun oluşturulmasına. Şimdi Creo'nun table sekmesine geçiyorum. Şuradan bir table ekleyelim. Şimdi benim ihtiyacım olan 10 kolon ve 6 satırlık bir tablo. Direkt buradan seçebilirsiniz. Ben şöyle yapacağım. 4'e 2'lik bir tablo ekliyorum şuraya. Bunu nasıl çoğaltacağınızı göstereceğim. Add column ve add row'u kullanabilirsiniz. Orada eğer bilmiyorsanız kullanmayı bakın. Şöyle tablo çizgisi üzerine kliklerseniz ekler bakın. Şöyle boşluğa değil de tablo çizgisine. Bana kaç tane gerekiyor? 10 tane. 3, 5 oldu. 6, 7, 8, 9, 10. 6 satır gerekiyor. Add row 3, 4, 5, 6. Şimdi buradan sonra hücre genişlik ve yüksekliklerini ayarlayacağım ben. Şimdi şuna göre ayarlama yapabilirsiniz. Yani yapacağım şey tek tek hücrelere girip height and width'e girip yükseklik ve genişlik değerini belirteceğim.
Şimdi ben burada sağdan soldan 8'er milimetre boşluk bıraktım. Şu grid boşluğunu 8 milimetre yapmıştım. Yani 210'dan 16, 194 milimetre iç boşluğum kaldı burada. Şimdi tablonun tamamında da 194'ü yakalayacak şekilde hücre genişliklerini verdirtebilirsiniz bakın. Units olarak veriyorsanız eğer. Şimdi ben tek tek bunları vermeye başlayacağım sırasıyla. Eğer ki aynı genişliğe sahipse veya aynı yüksekliğe sahipse hücreniz, toplu şekilde seçerek de gerçekleştirebilirsiniz işlemlerinizi. Şimdi videonun bu kısmını durduracağım. Burada biraz zamandan çalmayalım. Hep aynı işlemi yapacağım çünkü. Genişlikleri ayarladıktan sonra devam edeceğim. Evet, genişliklerimi ayarlamayı bitirdim. Sadece bir şöyle yapacağım. Şu yüksekliğini ayarlayacağım. 4 adet satırın 7 değil 10 kadar olsun bunlar. Şu an bunun içerisinde tam oturması gerekiyor. Evet. Şimdi burada ufak bir ipucu da söyleyeyim size. Şimdi ben bu tabloyu tüm hazırladığım boyuttaki kağıtlar içerisinde oturtacağım. Yani aynı tabloyu A4 içinde, A3 içinde, A2 içinde, A1 içinde kullanacağım ben. O yüzden bir ipucu bakın. Şimdi bu tabloyu tekrar kullanmak için şu an tabi oluşturmadım. Henüz bitmedi. Sadece göstermek için kaydediyorum şöyle. Save table diyeceğim. Yine şuraya kaydedeyim. Şu Türkçe değil. Sil 1 diye bir isim verelim. Şimdi kaydettim bakın. Daha sonra ihtiyacım olduğunda table from file'dan çağırabiliyoruz bunu, değil mi? Çağırıyorum sil 1 tablosunu. Bakın gelirken nereden geldi dikkat edin. Tablonun sol üst köşesinden geldi. Şimdi bunu gelip buraya bırakmam böyle zor olacak. Ama ben şunu kullanmak istiyorum. Burada işte bir vertex gösterip oraya bıraktırtabiliyorsunuz. Mesela şöyle gösterip OK desem bıraktı. Ama nereden bıraktı? Tabloyu sol üst köşesinden. Peki sağ alt köşesinden nasıl bıraktırtabiliriz bunu? Çünkü neden sağ alt köşesi? Benim kağıt boyutlarım uzayacak böyle, değil mi? Sola doğru uzayacak veya yukarıya doğru uzayacak. Bu köşe hep sabit. Ha, şunu da kullanabilirsiniz. Şart mı? Değil. Hani ölçülere, verdiğiniz ölçülere güveniyorsanız bakın. Hemen arayı onu da sıkıştırayım. Çağırdınız. Koordinat girersiniz arkadaşlar. Mesela ne diyelim? X'i 8 olsun, Y'si. Şimdi tablo yüksekliğim kaçtı? Orada 10 verdi. 40, 7, 54 olması gerekiyor. Deneyelim bakalım. 8'e 54 desem tablom yerine gelmiş olacak mı? Yani biraz kaydırdım ölçüyü. Y'yi biraz daha arttırmam gerekecekti. Bakın koordinatları da kullanabilirsiniz. Yani o çağırdığınız elemanı aslında o açılan tool'u bir keşfedin yani. Onu demek istiyorum. Şimdi benim amacım ne? Şu köşeye onu bıraktırabilmek. Onun için bakın tablonuzu seçip diyorsunuz ki set rotate origin. Hangi köşe olacak? Bu köşe olacak bakın. Rotate origin artık bu köşede. Bu tabloyu şimdi öyle kaydedeyim. Save table dedim. Sil tire 2. Bakın çağırıyorum şimdi test etmek için. Sil 2 nereden geldi? Sağ alt köşesinden. Şimdi buradan diyorum ki ben vertex'e bırakacağım bunu. Şuradaki vertex'e orta tuşluyorum. Küt diye tablom yerine gidiyor. Tamam, bu özellik benim için önemli. Şimdi tablo genişlik ve tablo hücre genişlik ve yüksekliklerini ayarladıktan sonra artık hücrelerimi merge edeceğim arkadaşlar. Merge işlemi için şu table'da merge cells'e geliyorum. Şimdi nasıl merge yapacağımıza bakalım. Şimdi burada tek bir hücre istiyorum. Burada yine tek bir hücre. Burada bir boşluk olacak mı? Burada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 genişliğinde hatta şuraya kadar bir hücre istiyorum. Tamam. Bu satırımı örgütleyelim. Aynı şekilde bu kısmı. Şurada da bir tane gerekiyor. Şurayı çapraz alalım. Şimdi burada çizen kontrol tarih istiyoruz. Şu kısmı şöyle bir mörşleyelim. Şurayı belki genişletebiliriz. İhtiyaç duyacak mıyız? Duyabiliriz. Burası da yine bütün olsun. Burayı da böyle mörşleyelim.
Evet, tablom hazır arkadaşlar. Geriye kaldı içini doldurmak. Şimdi içini doldurmak için de gelip yazacağım arkadaşlar. Burada ne yazsın işte? Cat. Şu an aslında ilk gösterdiğim anteti hazırlıyorum. Var olan antetimi hazırlıyorum ben. Yani sıfırdan bir tasarım yapmıyoruz yani şu anda. Cat Pro i yazsın. Ama Pro i biraz daha büyük yazsın. Hatta önce bir yazı fontuna bir karar verelim şunun. Şimdi buradan farklı yazı fontları seçebilirsiniz. Vim font biraz daha böyle keskin hatlı. Fena durmuyor. Pro'yu biraz daha küçük yazsın. Font yüksekliğini 2,5 yaptırtabiliriz. Yine tablo hücresini seçip burada merkezleyebilirsiniz. Yalnız bu format sekmesini kullanıyorsanız bakın. Dikeyde yani middle'a getirmeyi burada göremezsiniz. Şunu yapabilirsiniz. Text style kullanabilirsiniz. Text style komutunu. Text style deyip hücreyi seçerseniz eğer, hücreyi seçtikten sonra tabii ki de orta tuş. Middle diyerek ortalayabilirsiniz. Benzer şekilde tüm tablo yapısını dolduracağım ben şimdi. Evet, tablo yapısını doldurmam bitti arkadaşlar. Şimdi burada bazı parametreleri ekledim, bazılarını eklemedim. Mesela malzeme ağırlık bunları eklemedim. Tarih today işte scale'i ekledim burada. Diğerlerinin nasıl eklendiğini göstereceğim. Şimdi model name, DVG name veya scale today state gibi değerler zaten arkadaşlar. Bakın şu gerek tablo hücresine gerek not içerisine bilgi yazarken şu insert field bölümünde mevcut zaten. Mesela sheet'e ekleyebiliriz işte birden fazla sayfa çalışırken hangi sayfanın kaçıncısında olduğumuzu göstersin, değil mi? Mesela geldim buraya. Sheet. Şöyle biraz boşluk bırakalım burada. Aynı hücreye yazdığım için. Ne yazsın burada? Sheet number yazsın. Of yazsın yanında. Font şu an farklı. Fontu değiştireceğim. Şu an takılmayın ona. Boşluk dedim. Total sheets yazsın yanında da. Tamam. Şimdi textile'den ayarlayacağım ben onun görünümünü. Şöyle yapıyorum. Seçiyorum. Mevcut tekste göre ayarlayacağım. Existing diyelim. Evet. Bunun fontunu da ayarla. Tamam. Sheet number ve total sheets parametrelerini kullandım yani. Aynı şekilde mesela malzemeyi getireceğim buraya, değil mi? Şimdi malzeme veya ağırlık gibi bilgiler burada yok arkadaşlar. Onlar nerede dedik? Sistem parametrizde bulabilirsiniz. İlave diğer parametreleri. Şimdi ben burada bildiğim için direkt yazacağım bu kısma. Şu boşluk bırakalım biraz. Ya da şöyle yapalım. Alt satıra geçmesin. Bir tık daha yukarı gelelim. Şimdi burada end sembolünü koydum. PTC Material Name. Ağırlık için de aynı şekilde end sembolünü koyuyorum. PTC değil. Pro MP Mass. Şimdi bunlar sistem parametrelerim benim. Şimdi çizen parametresi. Şimdi buna başta karar vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Neden? Yani çünkü bir tasarımcı dediniz buna, diğerinde şimdi tasarım yapan dediniz, ötekine drone by dediniz veya model by dediniz. Olmaz arkadaşlar. Yani başta bir defa karar vereceksiniz bu parametre. Tasarımcıysa tasarımcı, çizense çizen. Ben tasarımcıyı kullanıyorum burada. Yine en sembolünü koyup tasarımcı diye yazdım buraya. Yine kontrol eden kontrol diye ekledim parametrelerimi. Artık parametrelerimizi ekledik. Tablomuz da hazır. Şimdi tablonun üzerine logo falan da ekleyeceğim. Şuraya vendor parametresini de ekleyelim. Burası boş kalmasın. Vendor diye sorsun bize. Şimdi tablomuzun orijin noktasını ayarlayalım. Alt köşeye. Set rotation origin. Evet, ayarladım şu anda. Şimdi üzerine logo falan da ekleyeceğim bunun ama onu birazdan sayfaya yerleştirdikten sonra şöyle yapıyorum şimdi. Bu tabloyu tekrar tekrar kullanacağım için diğer antet ölçülerimi hazırlarken de şöyle save table diyorum. Şurada buraya değil. Tables'ın içerisine antet ana tablo diye kaydedeyim tablomu. Tamam. Şimdi
Şimdi hatta direkt konumlandırmak için table from file diyeyim. Tables antet ana tablo. Evet, sağ alt köşesinden geldi. Şurayı seçeceğim. Okey dedim. Yerleştirdiğim yerine güzelce oturdu sayfamın içerisine. Benzer şekilde revizyon tablonuzu da hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Tablo oluşturma mantığı aynı, değişmeyecek. Şimdi şu tabloyu silebilirim burada. Logoyu yerleştirmek istiyorum içerisine. Şimdi logonuz görsel formatta olabilir veya vektörel formatta olabilir. Yani DVG veya DXF'te olabilir. İki şekilde de ekleyebilirsiniz. Eğer ki görsel formatta ise layout'taki object yapısından ekleyebilirsiniz bunu. Şimdi object, Microsoft'un Ole Object altyapısını kullanıyor burada bunu eklemek için. Yani ne yapmanız gerekir? Eklemek için ben şu logo PNG'ye ekleyeceğim. Önce onun Paint'te açık olması gerekir. Burada Create New diyebilirsiniz. Paint'in içine kopyalayabilirsiniz. Ben Create from File diyeceğim için şu Browse dedim. Logo PNG'yi çağır diyorum. Okey dedikten sonra görselim ekrana geldi. Ardından Paint'i kapatabilirim. Daha sonra da bunun genişliğini, yüksekliğini ayarlayıp sayfanıza antetinizin üzerine yerleştirebilirsiniz. Ya da elinizde vektörel bir format varsa, DVG içerisinde ise en başta yaptığımız gibi import drawing datadan buraya alabilirsiniz arkadaşlar. Değişen bir şey yok. Mantık hep aynı ilerliyor. Şimdi ben şöyle yapacağım. Logolarımı ayrı bir FRM üzerinde oluşturdum. Buradan kopyalayacağım. Bakın şurada angle projection sembol de var. Önce bir onu alayım. Kopyala yapıştır dediğim bu sayfadan al. Buraya getir. Bakalım sığacak mı buraya? Dur bakalım, gelsem buraya şimdi. Tamam, güzelce yerleşti. Biraz belki küçültmek gerekebilir. Şu scale'i kullanabilirim bunun için. Şöyle seçip bunu şu merkez noktasından 0,9 kadar küçültelim. Çok da küçültmeyelim. Evet. Bunu oturtmuş olduk. Logomu da aynı şekilde getireceğim. Kopyalayacağım bunu. Kopyala dedim burayı. Antetime geçtim. Yapıştır dedim. Şimdi bir bakalım tam oturacak mı acaba? Şöyle yapayım. Buradan al. Buraya getir bakalım. Evet. Tek denemede iyi bir şekilde oturdu. Ha, yine sağ sola oynatabilirsiniz. İşte ne var burada mesela? Translate var. Bunu kullanabilirsiniz bakın mesela. Nedir? Biraz sola kaydır, yukarı kaydırmak istiyorum mesela. Seçtim şöyle. Vertical olarak kaydıracağım dedim. Yukarıya doğru 2 milimetre kaydırayım. Gayet yerinde oldu bence. Daha fazla oynamayacağım. Antetim hazır bakın. Artık antetimi save diyerek kullanmaya başlayacağım arkadaşlar. Test edeceğim şöyle bir save deyip antetimi. Desktop antet final diyeyim buranın ismine. A4 antetimizi şöyle bir kaydedelim artık. Şimdi ne bilgiler koyduk üzerine? Vendor, tasarımcı, kontrol. Bunları sormasını bekliyoruz. Şimdi kontrol sadece işte şunlar yerine yazıldığında, mesela sheet number yazacak burada. Bunlar yerine yazıldığında düzgün bir şekilde gelecek mi? Bundan dolayı görmek istiyorum aslında testi. Part üzerinden yapacağım ben bunu. Test parçası diye isim veririm. Common name 10 20 30 50 olsun. New drawing diyorum. Test resim. Empty with format. A4 antet. Okey diyorum. Şimdi tasarımcı girelim ismimize. Control. Vendor. Informatik. Şöyle bakıyorum. Ağırlığı yazdırmadı çünkü güncel ağırlığı hesaplatmam gerekiyordu. Geometri çizmediğim için onu hesaplatmadık. Onu da görsek iyi olurdu. Tarih yazıldı. Bunlar yere. İşte daha fazlasıyla hani siz istediğiniz gibi oynayabilirsiniz arkadaşlar. İşte bu sola dayalı yazsın. Ne bileyim. Hoşunuza gitmeyen yerleri. Mesela şurayı biraz değiştirmek gerekecek. Bir bakayım. Şöyle değiştirdiğimde güncelleyecek mi tabloyu? Şöyle bir kaydetsem üzerine. Save dedim.
güncelletmedi. Yeniden çağırayım antet dosyasını. Size A4'ten şuradan çağıralım. Browse diyelim. Desktop antet. Final. Okay, removal diyelim. Yes diyelim. Göksu vendor. Ya diyelim. Evet, biraz sağda daha iyi durdu. Yine bu kısımları da istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ya hoşunuza gitmeyen yerleri istediğiniz gibi kaydırıp ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi benim antet hazırlama ile ilgili bütün anlatacaklarım bu kadar. Tablo oluşturma mantığı aynı, grid oluşturma mantığı aynı. Aynı mantığı yürüterek diğer boyutlardaki gridlerinizi oluşturabilirsiniz. Tablo zaten aynı tabloyu kullanacağız. Onu kaydettik dosya yapımıza. Table from file deyip çağıracağız arkadaşlar. Dediğim gibi revizyon tablosu ihtiyacınız varsa onu da aynı şekilde tablo genişlik, hücre genişlik, yüksekliklerini ayarlayıp uygulatabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür eder. İyi çalışmalar dilerim herkese.